Hepinize merhaba, dünyanın en onurlu ailesi. Yeni bir vlog videoma hoş geldiniz. Evet, bayağıdır vlog çekmiyorum. Daha doğrusu bu kanalda hiç vlog çekmedim. Arkadaşlar, size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben 5-6 yıllık YouTube hayatımda hep vlog videoları çekmek istedim. Yani yapmak istediğim iş vlog çekmek. Ama bir türlü yapamıyordum. Neden diye sorarsanız, çünkü bir his vardı içimde ve ben bunu gerçekleştiremiyordum. Artık söz verdim kendime. Dedim ki, lan Onur, artık vlog çekeceksin. Tabii siz beni şu an bu tipimle ciddiye almıyorsunuz. Ben de kendimi ciddiye alamıyorum. Ve evet, bu videoya, vlog videosuna özel sizden tam tamına artı 1000 like bekliyorum. Evet, bunu yapabilirsiniz, onu da biliyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. İstiyorum ki size de öyle daha güzel vlog videoları çekmek istiyorum. Kahvaltı edeyim. Evet arkadaşlar, duştan çıktım zaten şu an, saçımdan falan da anlıyorsunuz ve daha yeni başıma çok kötü bir olay geldi. O olayı da zaten en yakın zamanda size vlogun içinde anlatacağım. Cidden yani bunu istemiyordum, böyle bir şey olmasını istemiyordum cidden, yani ilerleyen zamanlarda vlogda anlatacağım. Şimdi duştan çıktım, saçımı falan kurulayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da bu kötü olayı size anlatmak istiyorum. Cidden yani bu kötü olay benim bayağıdır başımda olan bir şey. Cidden yeter artık ya, harbiden çok sıktı beni, cidden çok sıktı. Bugün günüm ne güzel, böyle güzel geçiyordu ama son dakika bu olay gelmese başıma olmaz yani, illa bir şey olacak yani. Evet arkadaşlar, bu kötü olay ne peki? 24 saat sonra TikTok hesabım ne yazık ki arkadaşlar kapanıyor. Bunu nasıl öğrendim diye sorarsanız, arkadaşlar bana bu şekilde bir mail geldi ve mailde de gördüğünüz gibi 24 saat içinde hesabınız askıya alınacaktır falan diyor arkadaşlar. Siz de zaten şu anda görüyorsunuz. Maili de zaten şu an yanıma koyacağım. Yani bu neden oldu hiç bilmiyorum ama 24 saat sonra TikTok hesabım kapatılıyor. TikTok'ta ben bu kadar güzel bir şekilde içerik üretirken ve o kadar boktan içerikler varken TikTok'ta benim hesabımın askıya alınması cidden çok üzüyor arkadaşlar. Çünkü yani TikTok'ta o kadar güzel içerikler üreterek neredeyse 170 bin, 160 bin takipçiye geldik. Ve bir anda TikTok benim hesabımı ne yazık ki askıya aldı arkadaşlar. 24 saat sonra hesabım kapanacak. Yani güne bu şekilde bok gibi başlamak inanın ki hiç istemezdim ben de. Abi sorun şu yani. TikTok yetkililerine mesaj atıyorum ve hiçbiri bana geri dönüş yap. Neden hesabımı askıya aldınız diyorum. Hiçbir şekilde bir geri dönüş sağlamıyorlar. Yani arkadaşlar, açıkçası üzüldüğüm tek konu şu. Orada bir sürü emek var. Neredeyse 150-160 aşkın videolar var. Ve bu videolar 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon. Milyon izlenen videolar vardı. Ve o videolar ne yazık ki şu an hepsi gidecek. Çünkü hesabım 24 saat sonra kapanacak. Yani inanın ki bilmiyorum. Cidden çok üzgünüm. Hayatta ben böyle olmasını istemezdim yani. Cidden niye böyle oldu hiç anlamadım. Beni zaten yakın takip edenler bilir. Instagram'dan beni mutlaka takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da bir duyuru yapmıştım. Benim TikTok benim mavi tikimi almıştı. Biliyorsunuz ki TikTok'ta böyle mavi tikli kullanıcılar var. Ben de mavi tikliydim ve benim mavi tikimi ne yazık ki TikTok aldı. Yani ne diyeyim arkadaşlar, sağlık olsun diyeyim. Ama yani ortada büyük bir emek hırsızlığı var. Benim neredeyse 160 bin, 170 bin takipçili. Bütün günlerimi verdiğim, video çekmek için uğraştığım TikTok hesabımı TikTok 24 saat içinde kapatacak. Bir şey yapamıyorum ve en kötüsü ben hiç elimden gelen hiçbir şey yok. Yetkililere mesaj atıyorum, mesajlarıma bakmıyorlar. Mail atıyorum, maillerime bakmıyorlar. Bana sadece bu şekilde bir mail geldi. Maili de zaten yanımda görüyorsunuz. Aranızda soranlar olacak, işte TikTok'a yeniden başlayacak mısın falan. Başlamayacağım arkadaşlar, çünkü gördüğünüz gibi beni frenlemeleri için elinden geleni yapıyorlar. Yani videolarımı ihtar attılar, videolarımı kaldırdılar, videolarımı ihlallediler, keşfedimi kapattılar. Bir sürü şey yaptılar arkadaşlar ama ben yine ona inat devam ettim video falan. Ama en sonunda gördüğünüz gibi hesabımı kapatıyorlar. Yani üzücü, çok üzücü bir durum, cidden çok üzücü bir durum. Böyle olmasını hayatta istemem tabii ki de. O kadar emeğim var ve o kadar şeyim var ki hepsinin boşa gitmesi beni cidden çok üzüyor. Daha fazla bir şey demek istemiyorum arkadaşlar bu konu hakkında. Sadece bu vlogu çekerken bu benim başıma geldi ve şu an böyle bir mail aldım. Maili de sizinle paylaşmak istedim. Bir dakika konuşacağım. TikTok 24 saat sonra hesabımı kapatacağı için şekerim düştü. Ben de şekerim düştüğü için de biraz böyle şekerli şeyler falan yemek istedim. Yine güldüğüme falan bakmıyorum ama cidden çok üzücü bir durum arkadaşlar. Daha fazla duygu sömürüsü falan da yapmak istemiyorum. TikTok hesabım kapanıyor vesaire falan tarzında. Neyse, şimdi şunu yiyoruz. Ondan sonra odayı temizliyoruz. Ondan sonra aşıyoruz. Abi şuna bakar mısınız? Evi resmen bok götürüyor. Bu arada çok iyi bir ev hanımlığım vardır, onu size göstereceğim zaten şimdi. Çok iyi ev falan temizlerim bu arada, biliyor musun? Bir dakika, sen daha aynı götüme mi baktın? Baktın, evet, sen daha aynı götüme bak. Sakın temizlik yaparken popoma bakmayın.
Evet arkadaşlar, odayı falan temizledim. Oda bayağı güzel temizledim yalnız. Görmeniz lazım. 10 numara falan temizledim. Şu an görmüş olduğunuz bir temizlik bitti. Her yer pırıl pırıl ve tabii ki de görmüş olduğunuz kovayı da boşalttım arkadaşlar. Bu arada birkaç tane gelmek üzere kargom var. Kargolarım halen gelmedi abi. Bir ayakkabı sipariş, ayakkabı yurt dışından geldiğine daha yeni şimdi öğrendim. Bakın arkadaşlar, şöyle bir Jordan sipariş etmiştim. Nike'ın kendi sitesinden Jordan sipariş etmiştim ve meğersem yurt dışından geliyormuş. Bunu yeni öğrendim şu anda. Bu karantina günlerinde sadece sıkılan ben miyim ya? Yani ben mi sıkılıyorum? Siz de böyle sıkılıyor musunuz evde? Büyük ihtimalle sıkılıyorsunuzdur. Çok saçma bir soru oldu. Ve çok özel bir kargom geldi. O kargoyu hepinize göstereceğim arkadaşlar. Ben de almazsam olmaz yani ondan. Şimdi arkadaşlar, birkaç tane video çekmem lazım. Biliyorsunuz benim 3 tane kanalım var. Ve 3 tane kanalda videolar çekiyorum. Bu arada artık şu konuda bir netleşelim. Artık o ana YouTube kanalım, hani 550 binlik abonesi olan YouTube kanalımda videolar kurgu videolarıdır. Yani onlar çocuklara yönelik çekmiş olduğum videolar. Artık lütfen sormayın abi, videoların gerçek mi? Gerçek. Size bir şey hatırlatacağım. 24 saat sonra TikTok hesabım kapatılıyor. Ya yine moralim bozuldu. Evet arkadaşlar, gelen o meşhur kargomu göstereyim. Şu şekilde bir ışık aldım arkadaşlar. Buna normalde TikTok ışığı falan deniliyorlardı. Ama ben bu ışığı neden aldım? Bu tarz vlog çekimlerine falan çok yardımcı olacak bu ışık. O yüzden böyle bir ışık aldım. Hemen gelin birlikte bir deneyelim. Şöyle bir kumandası var arkadaşlar. Kumandasında gördüğünüz gibi böyle şeyler falan var. Bu arada sonra demeyin ha yorumlarda sponsorluk falan mı aldın diye. Sponsorluk falan almadım. Tamamen almış oldum. Kargo da zaten daha yeni geldi. O yüzden böyle size bir göstermek istedim. Tuşa bastım. Evet, ve kör oldunuz şu anda siz. Böyle bir ışık arkadaşlar. Buradan seviyesini falan arttırabiliyorsunuz. Ve en sevdiğim özelliklerinden biri de şu modları var. Bakın böyle değişti. Ve sarı bir ışık geldi şöyle mesela. Gördünüz mü? Ne kadar loş bir ışık falan geliyor böyle. Güzel. Bayağı güzel. Siz de benim böyle denemiş olduğum ya da almış olduğum ürünleri listesini görmek istiyorsanız Instagram'dan beni mutlaka takip edin arkadaşlar. Oradan paylaşıyorum linklerini. Mutlaka takip edin Instagram'dan. Evet arkadaşlar, daha yeni biliyorsunuz ki kargodan konuşmuştuk. Demiştim ya kargom gelmedi falan diye. Şu an o kargo geldi. Bugün hem şanslı günündeyim hem şanssız günündeyim. Şöyle adresimi kapatayım arkadaşlar. Şöyle bir tane kargo geldi. Çok büyük ihtimalle o da aynı baktığımız ayakkabı geldi. Bu nasıl bir gün, ben onu anlamadım arkadaşlar. Bir yandan çok kötü geçiyor, bir yandan güzel geçiyor. Ama anlamış değilim daha. Neyse, gelin o zaman hep birlikte şu kutuyu bir açalım. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi makası aldım ve şimdi bu kutumuzu bir açalım. Benim çok istemiş olduğum bir ayakkabı Jordan, cidden çok fena bir şekilde istiyordum. Jordan hastalığı falan olmaya başladı artık bende. Evet, şu kutuyu bir açalım artık. Şöyle bayağı bir büyük bir kutuda geldi. Kutunun içinde bu arada kutu var. Allah'ım, sen nasıl bir gün bana veriyorsun böyle? Hem iyi hem kötü. Bir yandan TikTok hesabım kapanacak. Bir yandan kargolarım geliyor. Ha, şurada açma yeri yapmışlar arkadaşlar. Şu şekilde bir açma yeri yapmışlar. Evet. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Jordan kutusu şu an elimde. Görüyorsunuz şu an. Dediğim gibi çok istediğim bir ayakkabıydı ve şükürler olsun ki alabildim. Biraz pahalıydı ama. Şöyle bir logosu çok hoş değil mi ya? Açıyorum. Aç. Tım. Nasıl la espri ama? Ve evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi ayakkabı burada. Çok hoş, çok mükemmel bir ayakkabı cidden. Şurada da bir tanesi var, şurada da diğeri var. Böyle sizde de oluyor mu arkadaşlar? Yeni bir ayakkabı aldığınız zaman diğer gün o ayakkabıyı giyemiyorsunuz, kıyamıyorsunuz ya. Bende de öyle bir his oluyor. Bu büyük ihtimal fakirlerin hisleri. Ben de fakir olduğumdan dolayı bu hissi yani. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir güzel yemek yiyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir makarna ve bir tane de Netflix. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane makarna yaptım. Yalnız baya sıcak. Şöyle bir dokunayım, baya sıcak. Böyle sıcak yemekleri böyle bir anda ağzınıza atıp böyle yiyesiniz geliyor ya, ama sıcak olduğunu biliyorsunuz ama yine de böyle yiyesiniz geliyor ya. İşte o kişi benim. Ben de o kişilerdenim. Böyle sıcak olmasına rağmen yine de yerim. Şimdi arkadaşlar, yemek yiyeceğim. Ben yemek yerken de Netflix'ten bir tane film buldum. Filmi şöyle göstereyim. Bir Babanın Öfkesi diye bir film buldum. Onu izleyeceğim. Bu arada siz Netflix'ten film falan izliyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Böyle yorumlarda paslaşalım. Siz izlemiş olduğunuz filmleri yorumlara yazın. Ben de izlemiş olduğum filmleri yoruma yazayım. Bu şekilde birbirimize film paslayalım. Hadi. Evet arkadaşlar, şu anda Ela ile böyle görüntülü konuşuyoruz. Hayır, görüntülü konuşmuyoruz. Onur bana aradı. Dedi Jordan ayakkabı aldım. Jordan ayakkabı aldım. Yalan. Arkadaşlar, doğru. Jordan ayakkabısını almış. Beni şu anda oyalıyor. Şöyle işte böyle işte giyiyor, gösteriyor. Yalan atıyor. Dedi diyor, beklemedim böyle bir şey. Arkadaşlar, Onur ayakkabılarını odasında saklıyla. Şu an beni niye ifşa alıyorsun? Saklıyla odasında saklıyor. Gösterir misin? Ayakkabılarını. Tamam, kutu yukarıda ama çok kutu olduğundan dolayı oraya koydum. Diğer ayakkabılarını da göster. Diğer ayakkabılarım yok. Bak yok. Hayır, kutusunda yerde. Masanın kenarında. Gösteriyorum. Yok. Nerede? Dolapta var. Hayır, dolaba koymazsın sen. Dolap. Ben koymadım ki zaten. Koymuş. Annem koydu. O zaman görüşürüz.
Evet arkadaşlar, şu an saat oldu gecenin 12'si ve ben hala daha montaj yapacağım. Şu an cidden ölüyorum abi. Sabahtan beri yani montaj yapıyorum. O kanalın montajını yapıyorum, bu kanalın montajını yapıyorum. İnanın ki ölme derecesine geldim. Artık diğer kanalın videosunu montajını yapacağım ve daha bu vlog montajı bile var. Daha bunu bile yapmadım. İnanın ki arkadaşlar şu montaj bıktırıyor, öldürüyor beni çünkü çok uğraştırıcı. Şöyle görün, programı yeniden açtım. Saat olmuş gecenin tam 12'si hatta. Ben de buradaki günlük vlogu kapatıyorum arkadaşlar. Cidden aşırı yoruldum çünkü şu an kamerayı bile tutamıyorum oğlum. Bana oldu böyle, kahve falan da içtim ama kendime daha gelemedim. Neyse arkadaşlar, bir sonraki günlük vlog videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ne kadar hızlı konuştum ama, değil mi ya? Vay be. İsteyince böyle de konuşabiliyormuşum.